Son sayfa etiketinden Twitter üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Demişler ki hemen Erkan Güven Bey, Türk takımları son zamanlarda ceza sahası dışından şut denemesi yapmıyorlar. Dikkatimi çekti. Sizce de öyle değil mi diye sormuş Erkan Bey. Neden? Çünkü 3. bölgede pek aktif değiliz. Oradaki o pas trafiğini maalesef kapalı savunmalar karşısında, e, yetersiz kalıyoruz bu anlamdaki ofansif oyuncuların. Evet, bence teşhis çok doğru. Yani şut teşebbüs yapmadan gol olmaz. Yani e, ne yazık ki bizim ligimizde şutu oyuncular çok fazla düşünmüyorlar. Pas da asist de önemli ama e, cephedeyse yakalamışsan artık orada deneyeceksin. Yani denemeden golü atamazsın. Yani senin maç boyunca bir tane attığın şutla gol atabilirsin ama ihtimalin az, yüzdesi az. Ama iki üç tane denersen bir tanesi olma ihtimali yüksek. Onun için deneyeceksin. Yani teşebbüsü yaptığın zaman gol olur ama bizim ligimizde gerçekten şut şeyine baktığımız zaman oyuncular çok fazla şut atmıyorlar. Avrupa gibi değiliz yani. Peki o zaman evet artık zamanı geldi. Sevgili Yalçın Ayhan'ı arkadaki barkoya alalım. Hazır mı barkomuz? Evet geçiyoruz. Hemen hü hücum alanlarıyla başlayalım mı Yalçın bugün? Bir değişiklik yapalım. Isı ziyade. Tabii ki. Sevgili Yalçın Ayhan. Evet, ilk yarıdaki hücum alanları Trabzonspor Galatasaray. Ya, Trabzonspor baktığınızda %45'lik bir oranla e, sol tarafı e, kullanma eğgüdüsüyle. Zaten oyunun ilk yarısında e, bu oran tamamen tutarlı bir oran. Neden derseniz Envakemen'in ciddi anlamda Omar'a sıkıntı yaşatmış olduğu dakikalar var. Evet. Ve tamamen sol taraftan gitme içgüdüsünde olan bir Trabzonspor zaman zaman burada başarılı oldu. Biraz önce de bahsettik. Taylan'ın girmiş olduğu bir kademe var Marlon'u arkadan bindirmesiyle birlikte. Evet. Ama e, Trabzonspor bugün ofansif anlamdaki üretkenliği e, istenilen seviyede değildi. Çünkü neden? Tamamen hazırlık paslarının dışında arkadan direkt oyunla e, gelme içgüdüsüyle olan e, bir Trabzonspor bugün gerçekten Galatasaray'a karşı e, pozisyona girmekte sıkıntı yaşadı. Galatasaray'da yine sol kanattan gittiğini görüyoruz ilk yarıda. Ya tabii ki. Önce Saraç'ı Arda. Evet, yayın başlarında da şu ifadeleri kullandım. Omar tamamen defansif anlayışıyla çünkü Karagümrük müsabakasında Fatih Terim'in ve öğrencilerin ders çıkaracağı çok şeyler oldu. Geçiş oyununda Alasan Endao'nun Galatasaray'a yaşatmış olduğu sıkıntılardan ders aldı. Burada da çok önemli bir tehlike vardı. En Süper Lig'in en önemli kenar oyuncusu Çalın Emre en yüksek olanı bu arada. yani Omarla ciddi anlamda defansif olarak önce bir savunmayı önlemini aldı tamamen Saratçı tarafından Emre tarafından geçiş oyununu ve pas trafiğini sağlama işşgüücüsüyle ortaya çıkan bir Galatasaray bu anlamda istenilen seviyede oyunu force etti diye düşünüyorum. Eklemek evet. istediğim bir ee, şey var mı ilk yarıya? Çok güzel açıkladı. Saratçı mesela fizik olarak biraz oynadıkça toparlayınca <laughs> defansif yönde de bu sefer fazla oradan açık da vermedi. Öne de hem çıktı. Arda ile beraber zaman zaman Arda ile Emre Kılıç farkında sen yerde değiştiler. Maç anında pozisyon geri yer değiştiler. Yani o kenar yönetimi olarak çok doğru. Omar da orayı kapattı. En bakım bir, birkaç pozisyon geçti. Geçmedi değil. Ama oradan bir şekilde e, Fatih Hoca ve ekibi dersine iyi çalışmış. Yani o kontra ataklarda bir iki pozisyon varsa da genel anlamda kenarları iyi kapattılar. Ee, ve hücumda da daha etkili oldular Yalçın evet. dediğim gibi. İkinci yere geçelim mi Yalçın? Tabii ki. İkinci yere geçelim. İkinci yarıda tablo bu sefer Trabzonspor adına tamamen eşit dağılım dönmüş Özellikle ikinci golden sonra, Oğulcan'ın golünden sonra diyelim. Ya, Trabzonspor açısından bakarsak Abdullah Hoca'nın hiç arzu etmediği bir oyunla karşı karşıya yedik. Zaten Abdullah Hoca da bugün... E, takımını izlerken hayal kırıklığı içerisindeydi. Çünkü vermiş olduğu taktiğin tamamen dışında oynayan bir Trabzonspor. Neden derseniz kendi sahasından pasla çıkma arzusuyla olan bir Abdullah Hoca ve öğrencileri bunun tam tersi direkt oyunla geçiş yapmak üzere sahaya çıkan bir Trabzonspor grubu vardı. E, bu anlamda hayal kırıklığı yarattı. Yani ama bunu bunun başlıca sebepleri Galatasaray'ın aynı oy, aynı mı oynamak istiyor? Çok pas oyunuyla mı? Tabii ki. Ama şu anki ama bu, bu oyuncu bu grubu yapamazsın onu. Yani bu beklemeyle çok pasla çıkamazsın. Hızlı çıkman lazım. Oyuncu grubunun da, iki, üç da karşılık vermediğini gördük. Yani, yani bunu net bir şekilde gördük. Tabii ki bunda en büyük etken Galatasaraylı oyuncuların üçüncü bölgede yapmış oldukları, uygulamış oldukları pres. Zaten Oğulcan'ın bugünkü sahadaki varlığının temel sebeplerinden bir tanesi. Trabzonspor defansının rahat oyun kurmasına müsaade etmeyecek bir oyuncu profili. Sürekli önde pres. pres. Bu arada yüksek pres dediğimiz sistemde Emre Kılıç, Emre Kılıç da bunu müthiş yaptı bugün. Galatasaray'ın ilk golünde Evren abi irdelersek tamamen tek paslarla bu oyuncu grubunun haftalardır Hakan bir su ifadeleri kullanıyoruz. Galatasaray ofansif anlamda inanılmaz keyif veren bir takım. Evet. Karagümrük müsabakasındaki hem oyun hem skor Galatasaray adına bir kazaydı ve bunu da Trabzonspor müsabakasında ne kadar geçerli olduğunu bu sözlerimizin net göstergesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Çünkü... derbilerde özellikle böyle büyük maçlarda Anadolu takımlarına karşı oynadığın oyun taktiği oynamamak gerekiyor. Yani Abdullah Hoca bence orada hata yaptı. Yani Galatasaray'a karşı daha önde baskılı başlasaydı, daha böyle onu deneseydi. Sonuçta bak bugün bunu oynadı yine kaybetti. Kaybedeceksen öyle kaybetti. Yani daha çok postunu gör, rakibine bir 20-25 dakika baskı uygula anladın mı yani ama Trabzon oyun... bu oyun tarzı bu Trabzon'un bu tamam diyeceksin ki oyuncu kadrosu bu olma böyle maçta olacak yani büyük büyük maçlarda bu oyuncular oynamayacak da hangi maçta peki Evren ben? abi o senin söylediğini istemiş olabilir mi Abdullah Avcı çünkü elindeki futbolcu kadrosunda içinden istiyor da bu kadro hani bu kadro ona acaba vermiyor. cevap vermiyor ama denemek de lazım yani böyle bir maçta deneyeceksin çünkü öbür türlü de böyle de kaybettin Evren yani Evren abi ben 3 sene Abdullah Hoca ile çalışmış birisi olarak onu istiyordur o yani biz toplama bir takımdık ama devamlı arkadan oyunu kuran bir takım hüviyeti haline geldik. Evet. Tabii ki haftalar geçtikçe bunu. Bir sene e, net sürdü, bir şekilde ortaya koyduk. Ama ilk haftalarda evet. dahil biz An e, Başakşehir olarak bunu zaman zaman her hafta üstüne koyarak devam ettik. Ama Trabzonspor bugün gerçekten Galatasaray karşısında yani bu pas trafiğini ciddi anlamda negatif olarak sahaya yansıttı. İşte Galatasaray'ın da oyun içerisinde uygulamış olduğu sistem Trabzonspor'un arkadan pas yapmasına müsaade eden bir oyun oynatmadı. Evet. Ciddi anlamda çünkü 4-1-4-1 sisteminde baktığınızda 5 oyuncu sizi baskı altına aldı ve direkt oyuna sürükledi. Oyun ciddi anlamda hem Uğurcan'ın hem Edgar Lee'nin hem de Vitor Hugo'nun direkt oyunuyla gerçekleşen bir oyuna döndü. Isı haritasına geçelim. Baktık ilk yarı ve ikinci yarıya. Isı haritası daha da etkili bir şekilde şu anda bizlere her şeyi anlatacak. Trabzonspor'un ısı haritası burada, Galatasaray'ın burada. İstediğiniz futbolcular varsa... Ya burada aslında şu çok kıymetli olacaktır. O ikinci yarıdaki... Bu Trab... ilk yarı Evet, <laughs> i̇kinci yarıdaki o Trabzonspor'un daha çok soldan merkeze kaymasının sebebi biraz Envakame'nin ikinci yarıda soldan biraz daha merkeze kayması kaymasıyla alakalı gibi gözüküyor. Birazdan sadece Envakame'nin ısı haritasına baktığımızda bu da çok net gözükecektir. Evren abi. Evet yani baktığında Trabzon'un sıratısına baktığında ya yani Emrekem tarafı daha şey ama oyunun e, ön üçüncü bölge tarafında çok etkin değiller. Yani bu, bu da bir gerçek. Ama Galatasaray'a baktığınızda sahaya dağılımı Evet. Yani bu anlamda net bir şeyler bize gösteriyor. Çünkü Galatasaray sahaya ciddi anlamda iyi <laughs> dağıldı. Ve burada Fatih Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor. mı gibi. Yani bu ligin belki de en kıymetli defans oyuncusunu kenarda bırakıp Donkun, marka ile olan artık günümüz futbolunda büyük takımlar oyuna top sokan, iyi so sokan ve risk almayan. duyunda ama Göztepe müsabakasında takım ne kadar kazanmış olsa dahil oyun içerisinde yapmış olduğu pas hatalarının Galatasaray'a negatif anlamda nasıl zarar vereceğini Fatih Hoca ve ekibi iyi irdelemiş. Evet. Bu maçta da oldu son 10 Kesinlikle. dakika. Kesinlikle Evren abi yani ben şuna karşı kazanan takım bozulmaz tezi bence çok yanlış. Çok. Rakibe göre bir şeylerin ayarlanması gerekiyor. Kesinlikle. Eğer ki siz kaliteli ayaklara sahipsiniz, bu tür değişiklikler yapmak zorundasınız. Evet. Ve Fatih Hoca'nın kaygılanacağı bir durum yok. Oyuncuların kaygılanacağı bir durum var. Çünkü oyuncudan istenilen verimi alamazsa Fatih Hoca haklı durumda. Biz biraz önce de... Yayının ilk bölümlerinde şu ifadeleri kullandık Hakan. Gerçekten çok değerli bu ifadeler. Ya oyuncu kaygılanacak. Fatih Hoca herkese adaletli bir şekilde, performansa dayalı bir şekilde ilk 11 sergiliyor. Tabii. Bakıyorsunuz Oğulcan, Oğulcan Keza. Oğulcan Çağlayan. Taylan'a verdiği şans Taylan çok iyi kullandı. Mesela Ömer önümüzdeki haftalarda belki daha çok düşünülecek. Çünkü girdi ve oyuna direkt katkı yaptı. Ya, baktığınızda seklidikle diyorsunuz. Ya bu oyuncu yeteri kadar süre aldı. Evren abi. Evet. Ama Galatasaray seviyesinde olmadığını net bir şekilde gördük. Bilmiyorum ben Galatasaraylı taraftarlardan çok eleştiri aldım. Haftalar önce Etobon'un Galatasaray seviyesinde olmadığını söyledim. Evren abi. Evet, doğru. Yani bu doğru. oyuncuyu karalamak açısından değil, tamamen verim açısından. Biz her hafta takımlarımızı irdeliyoruz. Ama Galatasaray seviyesinde giren, çıkan, oynayan, sonradan oyuna giren aynı oyun şablonuyla sahadalar Hakan. Evet. Şimdi bir de şuna gerçekten e, takdir edilmesi gereken bir nokta da var. Musteras'ı yok ve golcüsü yok Galatasaray'ın. Atanı da tutanı da. Atanı da tutanı da. Jagne'nin performansı evet hat-trick yaptı. Zaman zaman iyi oynadığı maçlar var ama Galatasaray'ın bir numaralı Santrafor'u ne diyemiyorsun. Takım Falcao içerisinde. sakat. Evet. Yani baktığınız zaman ama Galatasaray'a bakıyorsunuz şu anda lider pozisyonda. Evren Evrena bugün Cagney oynasaydı Bugün Olcan'ın yapmış olduğu katkıyı yapabilir miydi sizce? Yani oyun içerisi tabii ki yapamaz. Bu arkaya atılan topta mesela Olcan'ın fulleli oluşu, arkaya deplesi oluşu Art ve koşu denemesi ona da yardımcı. Yani sav sadece ofans olarak düşünme. To rakibi de çıkartmadı orada bozdu kesinlikle. Ve yani. çok gezgin. Yani Olcan sadece tabii ön tarafta yok. kalmadı. Sağa sola çok gezdi. Yani enerji çok yüksek. Jack'in o kadar enerjisi yok. Falko'nun o kadar enerjisi yok. Yani onun için fark yarattı. Yani hem kuvvetli oluşu. Geçen sene de yaratan bir futbolcu vardı. Adem Büyük. Adem Büyük. Şimdi Adem Büyük de Malatya'da Malatya'da aynı Malatya Malatya'da aynısını yapıyor. İkinci yarının ısı haritası Artı bambaşka. Malatya'da pası buyur. attı. Oğulcan'la evet. çok iyi anlaşıyorlar. Oğulcan'la Emre Kılıç müthiş anlaşıyorlar. Sadece golle alakalı değil. Tabii tabii değil. Bak, bir oyuncu saha içerisinde her oyuncuyla anlaşırsın da bazen bir ikiliyle çok anlaşırsın. O... O fark yaratır işte. Onu askerdeki, bu maçta askerdeki body gibi değil mi abi? Evet, evet. yani sonuçta. Ay, evet. Evren abi. Mesela takımda da öyle odada... e, Neticesiyle bekletilen bir pozisyonda Arda'nın oğulcanın o gol sevinçlerini görebildiğiniz. Sevinçler. Tamam işte orada zaten. O sinerji gerçekten her şeye. O ondan aslında Galatasaray ruhu, oradaki o heyecan. Biz onu istiyoruz, onu görmek istiyoruz. Takımlarda da bütün takımlar için geçerli. Bizim oyuncularımız genelde Türkiye'de heyecanlarını kaybetmişler, gol sevincini bile daha duygulu yaşamak lazım yani orada. O an gol haberi gelince nasıl zıpladı bir anda Arda mesela? mesela? Böyle olmaz. Belhanda, Fegüli gibi Hı. beden dili soğuk olan oyuncular ciddi anlamda Arda'nın da takıma gelişiyle o gol sevinçlerinde ne kadar üst seviyeye çıktıklarını yani gülücük. Değil mi? Ya bunlar detay belki çok önemli değil insanlar buna bak tamam, çok, çok önemli. Bence bunlar. çok önemli. Yani evet, evet. orada ateşleniyorsun, orada bir takım ruhu olduğunu görüyorsun, arkadaşlık kardeşliğin çok iyi olduğunu görüyorsun. Galatasaray Arda ile beraber bunu kazandı takımın içerisinde. Bu çok önemli bir şey ve oyuncular da onu seviyorlar ve buna da tepki veriyorlar. Doğru. İkinci yarının ısı tasi soldan kaydı. Kaydı, kaydı. sağa geçti. Ve Galatasarayın kale uzaklığı çok uzak. Yani baktığımız zaman yani ceza sahası neredeyse 10 metre dışındalar. Evet. İkinci yarıda. Bu anlamda Galatasaray deplasmanda Trabzon'a karşı dersini çok iyi çalışmış. Kesinlikle. ve Trabzonspor'un tamamen e, tehlike arz eden bir tane geçiş evet. oyunu var. Ve bunun dışında da bir tane yan top ama ile ilgili söyleyeceğimiz yan toplarla ilgili kazanırken de evet, iyi analiz yapmanız da gerekiyor. Evet, bravo. Yani Galatasaray'ın yan toplardaki zafiyeti devam, devam ediyor. Çünkü Vitor Hugo'nun vurmuş olduğu kafa Gol neticelense oyun çok farklı bir hal. Başka bir, bir şey hal. konuşuyor olacaktık. Kesinlikle. Şimdi e, Okan ilk yarıya gelip Vakeme ve Emre Kılınc'ı alabilir miyiz? İlk yarı Vakeme. İlk yarı Emre Kılınç. Vakeme zaten geçen seneki o pas trafiğini sağlayacak oyuncular olmayınca bu tür oyuncular gerçekten üzülüyorum. Ya yani evet. izlerken çok, kıymetli çok futbolcu. keyif aldığım bir oyuncu. Kesinlikle. Yani ligimizin gerçekten en kıymetli kenar oyuncusu olarak nitelendirdiğimiz bir oyuncunun yani bu kadar e, pas trafiğinde yani Yalnız karşısındaki kalmadı. oyuncuların bu, ta, bu kadar yetersiz oluşu açıkçası Trabzonspor gibi şampiyonluğa yukarıya oynayan bir takımda yani hiç beklenmedik oyuncular. ...Vakem'in hakemenin de şu anda sana asıl Muhtemelen değerli izleyenler. kadroda Sörlot olsaydı şu anda bir 4-5 asistle Vakayme haftayı tamamlamış olabilirdi. Tabii. Doğru. Yani çünkü kaleye giderken oyuncu tek başına bir yere kadar bir şeyi kat edebilirsin. Bir kişiyi geçersin, iki kişiyi geçersin. Ama ya. E sen bu sefer verkaçla geçeceksin, vereceksin, alacaksın. Ne bileyim anladım Veya pas adamı görmen lazım. Evet. Önceden Ekuban mesela sakat oynamadı veya Charlotte olduğu zaman hemen göz göze geliyordu. Tak diye oraya atıyordu. Yine yaptı o hamleleri. Ortaları yaptı ama onu onu vuracak adam yok veya onu anlayacak oyuncular yok. Yani onun için Trabzon bunun sıkıntısını çok yaşıyor. İkinci yarıya gelelim. Evet ikinci yarıda da iki futbolcunun dağılımı bu şekilde. Az önceki o yayılımı görüyoruz. Yani pozisyonların biraz daha soldan merkeze kayma sebebi Vakayemi'nin biraz daha merkeze kaymasından kaynaklanıyor. Evet. Buraya doğru kaymasından kaynaklanıyor. Ya çünkü neden? Bu oyuncu gereken o pas trafiğini sağlamayınca mecbur ortadan pas en alma içgüdüsüyle evet. tamamen sorumluluk oluyor. Yani Envakemen'in dışında bugün Trabzonspor'da baktığınızda Abdülkadir'dir sorumluluk alan. Onun dışında evet, topla mı? doğru. Yok. Doğru. Emre Kılıç ise her yerde gördük Emre Kılıç. Oğulcan'ı da alayım. Oğulcan'ı da bir bakalım. Ben Oğulcan'ı da çok merak ediyorum. işte. maçın tamamını alalım Okan. Te tek mevkinin adamı değil. Tek mevkinin adamı asla değil. Evet, Muazzam. Yani, ya baktığınızda Arda ile yer değiştirmesi, Arda'nın evet. santrafor mevkisinde durup Oğulcan'ın kenara gelmesi. Bu anlamdaki e, ciddi anlamda saha içerisindeki iş değişim net bir şekilde göstergesi. Kesinlikle. Çünkü oyuncular birbirleriyle e, sahanın içerisinde yer değiştirebiliyor. Ama bu değişiklikler hiçbir zaman takımına negatif anlamda karşı karşıya bıraktıracak hiçbir masum. Tablo konsurs. çok güzel yalnız Oğulcan'ın. Tebrik evet. ediyorum Oğulcan'ı. bak. Beğendim ben Oğulcan'ı çok ya, beğendim. Ben. Statik değil. Evet. Zaten Fatih Terim'in Oğulcan üzerindeki durması bu oyuncu hem kenarda oynama özelliğine sahip ve hem de santrafor oynama özelliğine sahip. Hı. Ve atmış olduğu golde e, dikkat ederseniz arka depresi olan ve offside'a girmeme işgüdüsüyle tamamen iki stoper arasında yapmış olduğu koşu ne kadar değerli. Ve ayrıca Ömer Bayram'ı da tebrik çok ediyoruz güzel yapmış pas. olduğu asist. Mesela e, savunma yapan Trabzon'da ma maçtan önce şunu konuştuk. Yani kapalı olursa arkada geniş alan bulamayacak mesela. Ne zaman gol yerse o zaman açılacak. mantığıydı. Ne zaman yedi gol yedi o zaman açıldı zaten. Arka tarafa açtığı zaman Galatasaray'da arkaya koşu yapan oyuncu var. Oğulcan bunlardan bir tanesi. Ya yani olsa bu koşuyu o kadar çabuk Tabii. yapamazdı oraya götüremezdi. Yap. Mesela Arda da bir koşu yaptı araya. Oğulcan görmedi orada onu. Bu tarafa. Bu arada Galatasaray'da paylaşım yaptı. Milan Baraja benzetti. Böyle bir gol atmıştı değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Galatasaray Kulübü de öyle bir paylaşım yaptı. Bir getirelim ekranlara analize devam edelim. Milan Baroş'un ve benzer işler diye. Evet. Milan Baroş ve Oğulcan Çağlayan Seğişler. İnşallah Milan Baroş gibi dünya çapında kulüplerde forma giysin. Ülkemizin gururu olsun diyelim. Pas haritasına geçelim mi? Ee, ekstra eklemek istediğim bir futbolcu, bir şey var mı? Yani bu anlamda ben eee Tayland'ı da çok merak <laughs> ediyorum. Tayland'ı da Tayland'da alalım. Oğulcan. Uuu Tayland bayağı bir ısınmış. <laughs> yani Tayland ligi Mevki Atiba ile birlikte o bölgenin en gezgin ve yorulmayan insanı denilebilir. Bravo, vallahi evet. bravo çocuğa. Antalya yani maçında da Galatasaray arayacaktır Taylan'ı. Kesinlikle arayacak. Baktığınızda yerine oynatabileceğiniz sanırım... Donk. Donk Kore'ye çekip buraya Lundamay olacak. Donk ilk 11'e girer büyük büyük Başka alternatif yok. O zaman da tutan bir stoper ikilisini bozmak zorunda kalacaksınız. Tabi Luyendama ile Donk şey pardon. Markal geçen sene çok fazla maç oynadılar. Ee, ama Tabii ki tutmuş bir tandem var şu anda işe yarayan Donk marka ikilisini bozmanız gerekecek bunun için. Başka istediğiniz? Evren abi istediğin ısrar haritasından futbolcu var mı? E, de, Belhanda. Belhanda'yı alalım. Merak ediyorum abi Belhanda'yı. Yani ben Arda Turan'ı da çok merak evet, ediyorum. Evet da Evet. Yani çok iyiydi. Savunma anlamında çok da iyiydi. çok iyi. Çok başarılıydı. Ben çok beğendim Arda'yı. Çok beğendim. Louis Baker'ın tek bölge 6-8'de. Belhanda Belhanda tamamen gezgin. Gezgin oynamış. Bütün takım aslında bak Emre Kılıç girdi. da aynısı hemen hemen. Ama Galatasaray'daki ofansif Muğazam. oyuncuların neden fark yarattığını söylüyoruz. Şu anlamda. Bu tür oyuncuların kendi bölgelerinin dışında tamamen arkadaşlarıyla saha içerisindeki yer değişimleri işte size bu tabloyu gösteriyor. Evet. Statik değiller. Hareketli oluşları ve kaliteli oluşları zaten fark yaratıyor. Kesinlikle. Ve çok fazla kendi kalesine yakın. Elhamdülillah. Ya yani evet. topu topu servisler de iyi de yani son dakikalarda mesela çok lava hareketler yaptı mesela. Yine klasik. Şimdi bir takım yorulabilir. Mesela onu da eleştirelim mesela. Şimdi iyi şeyleri söyledik ama eleştirecek bölüm de var mesela. Tabii Diğer ki. maçlarda bu sıkıntı yaratabilir Galatasaray'a. 80'e kadar tamam. 80'den sonra mesela yoruldu takım. Ama orada topu paslaşırken bir durumu oluyor böyle farkındasın. Emre Kılıç evet. da yaptı. Böyle duruyorsun, bekliyorsun. Tamam. Takımın çıkmasını beklersin de o kadar bekleme lüksün yok. Rakip gelecek sonuçta sana oraya. Yani orada bir görüntü olarak çok kötü oluyor ve Berland de orada o topu kaptırması, orada gol olsa 2-1 5 dakika var ne olacağı belli olmaz anladın mı? Yani o yorgunluğun üzerine Belanda. bunları yapıyor. Çok duruyor böyle bekliyor rakip gelsin falan. Abi futbol ciddi bir iş. Futbol evet. ciddi bir iş. Belanda bunu e, idrak edemiyor bir türlü. Yani yapısında bu var. Bir relax, bir rahatlık 2-0 oldu. Ben oradan evet. yine bir şey olmaz falan. Bir şey olmaz diye bir kaptırdı bak gol yiyordu Galatasaray. Evet, bu evet. da e, Fatih Hoca'nın büyük ihtimalle bu konuyu uyaracaktır o son 10 dakikaya. Donk'un arkada neden oynatılma içgüdüsünü şu anlamda ifade edelim. Tamamen ofansif Donkogen. anlamda Donk'a evet. gel. Tamamen ofansif anlamdaki kreatif oyuncuların geriden gelip oyunu kurma içgüdüsüyle değil. Tamamen bloklar arasında o pas trafiğinde sırtı dönük alabilen oyunculara sahip. Belhanda ve Feguli. Evet. Doğru. Bu geçişleri Marka öyle, Donk'la yeri geldiğinde Taylan'ın da çok iyi bir pasör görevleri Uzun topları görevi var. çok çok iyi. Yani bu anlamda işinizi kolaylaştırıyor. Hmm. Doğru. Geçelim pasartasına. Tabii ki. Pasartası alabilir miyiz, Okan Bey? Evet, pasartas. Kimleri istiyorsunuz? Ya baktığında ben Taylan Bak bu çok diyorum. enteresan. Bu çok enteresan. Uğurcan, evet, Uğurcan ve e, Okan yani, Koçuk'tan başladı. Yani şu Uğurcan'ın tablosu Abdullah Hoca'nın hiç istemediği, Hiç istemeyeceği, istemedi. kariyeri boyunca görmek isteyeceği en, en son, son, şey büyük tabii. ihtimal böyle bir oyun başlangıcı. Buna iten sebep ise Galatasaray'ın savunması ve hücumlarının Önde Trabzonspor'u ortaya sıkıştırması. Bu Trabzonspor savunmasının çok önde, defans çizgisinin çok önde olmasına sebebiyet verdi. Ve Uğurcan da çok uzun toplarla oyunu kurmak zorunda kalması. Ya yani bu inanılmaz bir şey. Yani bir kalecinin bu kadar fazla rakibe topu servis etmesi evet. normal şartlarda Uğurcan bu istikrar, istikrarlı bir şekilde böyle bir performans verse kenar alırsınız. Öylesine kötü bir performans. Ama Canini de e, hava toplarında bugün gerçekten çok zayıf kaldı. Evet. Baktığınızda ne yaptı Dong? Donk hava topuna birebir Canini ile çıkarken Marco arkasında kademeye girdi. Tabii. Bu anlamdaki ve ikinci topta da Taylan yakın ikinci topu aldı. E Bu anlamda takım savunmasını da rahatlatacak hamleler yaptı. Evet. Doğru. Geçelim. kim istemiştin? Taylan Antalyalı'yı istedi. Evet. Zaman zaman pas hataları oldu Taylan'ın ama... Üç pas hatası. Bakıyorsun. Duymuş. Evet. 3 pas hatasıyla oynamış. Koca maçta 3 pas hatası. Evet. Ya bu çocuk hakikaten çok hak ediyor milli takımı. Ve dikine de pasları var. Da. Yani hani bu bir taraftarlık değil. Ben milli takımımız için Taylan'ı gerçekten tam, tam bunu, bunu şimdi söylemiyoruz ya biz Çünkü onu şimdi, şimdi otomatik yani. Zaman herkes yüklenecek. Nasıl Taylan'ı översiniz? İşte tablo ortada. Yani bu, bu başka bir şey yani. Bunun ya. Galatasaray, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si Seviye atladı. Yok. Bu Gerçekten seviye şey şey atladı. Şey yani. İyi oynayan hep bütün oynayan. Dorukhan iyi oynadığı zaman Rıdvan, hatırlasana. Rydvan, milli Rydvan takım Avrupa'yı şey Rıdvan öyle, Ozan öyle. Avrupa'ya gidecek. Etaylan e, niye gitmeyecek ki? Kesinlikle. Kesinlikle Ve bu oyuncu, iyi. yani görüyorsunuz, sahanın her yerindeki o pas trafiğinde kendisi var. Muazzam. Ve bunun dışında da atmış olduğu geçen hafta Göztepe müsabakasındaki yapmış Uzun olduğu pas. asist gerçekten Çok kendisinin gelişim açısından hangi seviyede olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Kesinlikle. Ben sezon sonu sürpriz olarak değil ama Avrupa kulüplerinin ...birçoğu Taylan'ın peşinde olacağını düşünüyorum açıkçası. Ben burada bazı isimleri isteyeceğim e, mümkünse. Aynı anda mı? Taylan, Arda... Taylan, Arda... Arda birleşik bir şekilde. Oğulcan... Oğulcan... Markao... Markao... Ve Omar. Omar El Abdullahu. Bakın bunlar Galatasaray'ın pas oyununu yönlendiren adamlar. Parmakla sayılacak kadar hatalı pasları var. Evet. Sayamayacağınız kadar da doğru pas yaptılar ve oyunu Fatih Hoca bu 5 oyuncunun pas yetenekleriyle yönetmişe benziyor. Ya yani toplamda zaten çok attıkları doğru. uzun pas sayısı 4 ve doğru pas sayısı ise çok çok fazla. Yani oyunu Fatih Hoca bu 5 oyuncunun pas performansıyla yönetti. Hepsi de %90'ın üstünde doğru hamleler yaptılar. Şöyle de bir gerçek var. Paslar böyle geriye çok fazla pas yok. Evet. Mesela yani, Evren abi katılır mısın? Oyun bana kurma adına. Oyun kurma Devre arası mesela eğer ki e, Falka Galatasaray'dan ayrılırsa Galatasaray'ın pivot santroforu özelliği taşıyan bir oyuncu transfer etmesinin bence çok uzun boylu bir oyuncuya sahip olmasını gerektirecek bir konu yok. Neden derseniz zaten Galatasaray set oyunu oynuyor. Duvar olabilecek ve arkaya deplesi olabilecek bir oyuncunun Galatasaray'a çok faydalı olabileceği tamamen Net bir şekilde ortada. 22 yaşında bir Gekas iş yapmaz mıydı? 22 Gekas, yaşında olsaydı 22 yapardı. <laughs> şu an 40 yaşında oldum Gekas. 45. <laughs> <95. gülüyor> ama ne iyidir? büyük futbolcu. Diğer yani o profile baktığın zaman Galatasaray'ın şu kadrosunda set oyunu oynayabilecek bir santrafor dersen Gekas'tır bence yani. Yani Falcon'un oynadığı, sağlıklı Falcon'un oynadığı Galatasaray gerçekten çok başarılı zaman Söyle, zaman. Söylemeyeyim dedim ama söyleyeyim. Veriyorum doğru örneği. Burak Yılmaz. E çok büyük artık. iş yapar yani şu takımda, bu set oyunu oynayan takımda Burak Yılmaz'ın çok ciddi iş yani yapacağını Şu zamanda e, arkaya koşu artık yapan yani oyuncu, gelmez. deparlı evet. oyuncu çok etkili. Oyun yukuru, niye hep oyun yukarı diyorduk biz? Hani yani şu an başka oyuncular da vardır belki Skarton'un, Galatasaray Skarton'un aklında veya başka bir oyuncu ama bildiğin oyuncu en azından arkaya koşu yapıyor. Yani Fenerbahçe maçında o farkı yarattı orada. Evet, yani doğru. bu maçta da işte onu Oğulcan yaptı. Yani arkaya koşu yapmadan maç kazanamazsın ki yani ama arkada alan bulmak lazım. Onun Evren ağab, içinde... dikkat edersen Galatasaray kenarları indiğinde orta dahil yapmıyor. Çünkü tek oyuncuyu orta yapmıyor. Dikkat ederseniz tekrar üçüncü bölgede o set oyununa dönüyor. Gerek yok zaten tek kişi orta yaptırdı Merkezden olur. de, aynen defans arasına atılacak toplarla tamamen bu içgüdüyle sağda olan bir Galatasaray var. Yani Oğulcan'la hani kaç maç bunu götürürsün? Tabii ki o zaman gösterecek onu. Yani burada uzun maratoyu kurtarırız. Uzun maratı içerisinde oynar, belki götürür. İnşallah götürür. Yani Türk oyuncu olarak ama e, uzun vadede orada yani santraforun Falcao'nun geri dönmesi lazım kendine cidden yine hani hı hı. sonuçta oynadığında attı gollerini